Şöyle bir ilahi hüküm var, bunu hiç unutmayalım. Allah insanların birbirleriyle olan muamelelerinden ötürü birbirlerine haksızlık yapmaları, zulmetmeleri, eziyet etmeleri sonrasında oluşan haklara müdahale etmez. Kişileri ya da toplumları baş başa bırakır. Der ki bu sizin probleminiz, halledin. Peki sizin hakkını gasp ettiğiniz, malını aldığınız, iftira ettiğiniz, kendisine psikolojik baskı uyguladığınız kişi size hakkını helal ederse ne âlâ, etmezse gir ağla çık ağla ve onu razı edinceye kadar kapısından ayrılma. Bir gün Bilal-i Habeşi, kim o? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzini ile Ebu Zer-i Gıfari, sahabenin değerli isimlerinden, arasında şöyle bir olay cereyan eder. Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, Bilal-i Habeşi'ye hitaben der ki, siyah kadının oğlu, annesinin teninin renginden dolayı ona ayıplar. Ve Bilal-i Habeşi Etiyopyalıdır, Habeşistan'dan gelmiştir. Teni siyahtır. Ve teninin renginden, annesinin teninin renginden dolayı Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu anh, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ı kınar. Ve Bilal buna çok üzülür. Mahzun olur ve olay Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a intikal eder. Ve Ebu Zer-i Gıfari'ye dönerek Hazreti Peygamber Aleyhisselam ona şöyle der. Ya Ebu Zer, senin üzerinde cahiliye izleri görüyorum. Cümle bundan ibarettir. Ya Ebu Zer, senin üzerinde cahiliye izleri görüyorum. Bu söz günümüzde, ben kendi nefsimi bundan dışarıda tutmuyorum, istisna değilim, bizim için ne kadar değer ifade eder acaba? Ya şu Afganistanlılar ne kadar kötü insanlar ya. Şu Iraklılar, şu Somaliler, şu Suriyeliler, şu bilmem nereliler ne kadar kötü insanlar ya. Toplumun iyisi var, kötüsü var. Bir toplum tümden iyi olamaz. Bir toplum tümden kötü de olamaz. Bir sandık elmanın içinde sağlamlar olduğu çürükleri de olabilir. Toptan muamele yapılmaz. Kimse kimseye toptan muamele yapmaz. Yapamaz. Ne yapalım? Yunanistan'ın yaptığı gibi mermi mi sıkalım? Garibanların, mazlumların, dulların, yetimlerin, miskinlerin üzerine mermi mi yağdıralım? Ne yapalım? Denize mi atalım? Denizde mi boğulsunlar? Ne yapsınlar yani? Şimdi mevzuyu dağıtmayalım, toparlayacağım. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ebu Zer-i Gıfari'ye, senin üzerinde cahiliye izleri görüyorum diyor. Ve bu söz yetiyor Ebu Zer'e. Bu söz yetiyor. Ve gidiyor Bilal-i Habeşi'nin evinin kapısına, başını onun kapısının önündeki eşeğe koyuyor ve diyor ki vallahi o siyah kadının oğlu gelip ayaklarıyla şu başıma basıp geçmedikçe başımı buradan kaldırmayacağım diyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şu imana bakar mısınız? Ebu Zer akıllı adam. Akıllı adam, hesabı ahirete bırakmıyor. Niye? Çünkü Bilal ahirete diyecek ki ya Rabbi, beni sen yarattın. Ben de annemden babamdan dünyaya geldim. Şu adam var ya, Ebu Zer adlı adam, babamın, anamın teninin rengi yüzünden beni kınadı. Beni aşağıladı, beni hakir gördü. Siyah kadının oğlu dedi bana. Ben hakkımı helal etmiyorum ya Rabbi deseydi ahirette. Yani Bilal böyle deseydi Ebu Zer'e, vay Ebu Zer'in haline. Vay o Ebu Zer'in haline. Ebu Zer akıllı adam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu kadar bir işaret alır da durur mu yerinde? Gitti başını koydu onun eşiğine ve dedi ki o siyah kadının oğlu var ya, o ayağıyla başıma basıp ezip geçmedikçe başımı buradan kaldırmayacağım dedi. İşte teslimiyet bu, işte iman bu. İşte kul hakkıyla Allah'ın huzurundan çıkmaktan korkmak bu.